Evet arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde veri ve grafik, veri ve istatistik konusuyla devam ediyoruz. Merkezi eğilim ölçülerinde bilmemiz gereken 3 tane önemli özellik var. Birincisi aritmetik ortalama, ikincisi mod, üçüncüsü de medyan. Aritmetik ortalamayı daha önceden de biliyoruz. Nasıl öğrenmiştik arkadaşlar? Demiştik ki aritmetik ortalama bulunurken Toplam elinizdeki verilerin toplamını bulacaksınız ve veri sayısına böleceksiniz diyebiliyoruz. Şimdi ilk sorumuzda o zaman aritmetik ortalamayı hesaplayalım. Hepsini bir toplayacağız arkadaşlar. Aritmetik ortalama eşittir. Buradan ne geldi? 20, 30, 60. Şu ikisi de nedir arkadaşlar? 30. 60 30 daha ne olacaktır? 90 olacaktır. Elimde kaç tane veri var? 3, 6 tane veri var. 96'ya bölüyorum. 96'ya böldüğümde kaç gelecektir? 15 gelecektir. Yani bizim veri grubumuzun aritmetik ortalaması kaç çıktı arkadaşlar? 15 çıktı diyebiliriz. Evet ikinci sorumuzda da arkadaşlar bir veri grubu vermiş ve bu veri grubunun aritmetik ortalamasının kaç olduğunu vermiş? 6 olduğunu vermiş. Şimdi arkadaşlar ortalamayla veri adetini çarparsanız hepsinin toplamını bulabilirsiniz. Kaç tane sayı var elimde? 3, 6, 7 tane sayı var. O zaman 6 çarpı 7'den ben ne yapıyorum? Sayılar toplamının 42 olduğunu bulabiliyorum. Hepsini toplayalım şimdi. A ile B'yi topladım. Bilinmeyenleri topladım arkadaşlar. Artı diğerlerini topluyorum. 10, 15, 22, 31 yaptı. Evet buradan bu toplam 42 eşit. A artı B'yi ben buradan kaç bulabilirim arkadaşlar? 42'den 31'i çıkartırsak 11 bulabilirim. Bize neyi soruyor? Ortalamasını soruyor. Bu iki sayının ortalamasını soruyor. O zaman bu iki sayının ortalamasını bulurken A ile B'yi toplayıp 2'ye bölmemiz lazım. Toplamlarının kaç olduğunu biliyorum. 11. 2'ye bölersem A ve B'nin ortalamasına gelecektir arkadaşlar. 5,5 gelecektir diyebiliriz. Evet bir diğer sorumuzda da arkadaşlar diyor ki bize bir tablo verilmiş ve bu tablo sınıfta yapılan matematik sınavı sonucunda öğrencilerin aldığı notların dağılımını gösteriyor. Öğrencilerin notlarının oluşturduğu grubun aritmetik ortalamasını soruyor. Öncelikle arkadaşlar bir notun alan kaç kişi var? 5 kişi var. Bunların notlar toplamı neye eşittir arkadaşlar? 5 ile 1'i çarpıyorum. Bakın not değeri ile öğrenci sayısını çarpıp notların toplamını buluyorum. Buradan 5 geldi. 3 kere 2 arkadaşlar buradan ne geldi? Notlar toplamı 6 geldi. Buradan ne gelir arkadaşlar? 12 gelir. Diğer taraftan yine 12 gelecek. Buradan ne gelecek? 25 gelecek. Şimdi notların toplamını buluyorum. Üst tarafa yazıyorum. Evet notların toplamı 11, 24 daha 35. Ne gelecek? 40, 60 gelecek arkadaşlar. Notların toplamı 60 yaptı. Kişi sayısına bölüyorsunuz gençler. O zaman kişi sayısını bulalım. 8 buradan gelecek. 8 de buradan gelecek. 8, 8, 16 ne gelecek arkadaşlar? Buradan 4 de buradan 20 geldi o zaman. Notlar ortalamasını bulmak istiyorsam 60 20'ye böleceğim. Cevabımız ne gelecek? 3 gelecek diyebiliriz. Evet, bir sonraki kavramımız arkadaşlar mod. Mod dediğimiz şey nedir? Tepe değer. Tepe değer dediğimiz şey arkadaşlar mod diyorsa bize bu ifade nedir? Bir veri grubunda en çok tekrar eden nedir? Değer demektir. Mod değeri şimdi bir veri grubunda Ağırlaşık olmayan iki değer en fazla Ve eşit sayıda tekrar ediyorsa Veri grubunun iki farklı modu vardır Ve bir veri grubundaki Bütün sayılar aynı sayıda tekrar ediyorsa Arkadaşlar atıyorum hepsinden birer tane varsa Bu veri grubunun Modu yoktur yani bir veri grubunda Mod olmak zorunda değil Ya da bir tane olmak zorunda değil Birden fazla mod ne yapılabilir Olabilir arkadaşlar Şimdi bu veri grubuna bakıyorum Beşten kaç tane var iki tane var Şimdi beşten iki tane var daha fazlasını bulursak 5 mod olarak geri alamayız arkadaşlar. Şimdi bakıyorum 6'dan kaç tane var? 1, 2, 3 tane var. O zaman 5 artık mod olamaz. 6 olabilir. 8'den 2 tane var. 4'ten 2'den 7'den birer tane var. O zaman en çok tekrardan nedir arkadaşlar? 6 olduğu için modumuz kaç olacaktır? 6 olacaktır. Evet bir diğer sorumuz da bize neyi soruyor arkadaşlar? Tepe değer. Yani modu soruyor. Şimdi bakıyorum. 3'ten elimde kaç tane var? 1, 2 3 tane 3 tane var arkadaşlar. 3'ten 3 tane var. 8'den kaç tane var? 1 2 3 tane var. 8'den de 3 tane var. O zaman bunlar eşit sayıda. Bu ikisi de mod olabilir. Bakıyorum 5'ten bir tane var. Mod olamaz. 7'den 2 tane var. Mod olamaz. 4'ten bir tane 6'dan bir tane var. O zaman en çok tekrar eden değerlerim neymiş arkadaşlar? 3 ve 8. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? Bursa olacaktır. Şimdi bir sonraki soruya bakıyoruz arkadaşlar. Elimde yine modu soruyor bize. Elimde kaç tane 4 var? 4'ten 3 tane var arkadaşlar. 6'dan kaç tane var? 1 2 3 tane var. 8'den kaç tane var arkadaşlar? 3 tane var. Hepsi eşit sayıda mı bulunuyor. Evet, o zaman diyorum ki hepsi eşit sayıda bulunuyorsa bu veri grubunun nesi yoktur? Modu yoktur arkadaşlar. Şimdi bir diğer sorumuz da diyor ki bu veri grubunun modu yok. O zaman x hangisi olabilir? Şimdi x'e 5 yazsanız arkadaşlar 5'ten 2 tane olur ve mod haline gelir. 11 yazsanız 11'den 2 tane olur. 13 yazsan 13'ten 2 tane olur. 17 yazsa 17'den de 2 tane olur. Ama ben diyorum ki x yerine 20 yazsam hepsinden birer tane olur. Ve hepsine eşit sayıda olunca ne yapıyorduk? Biz modu yoktur diyorduk. O zaman cevabımız ne olacaktır? 20 olacaktır diyebiliyoruz. Evet bir sonraki konumuzda arkadaşlar şimdi medyan yani ortanca bir veri grubunda medyanı bulmak istiyorsanız arkadaşlar sayıları ya küçükten büyüye ya da büyükten küçüğe sıralamanız lazım. Ve bu sıralamayı yaptıktan sonra ne yapmanız gerekiyor? Ortadaki en ortada kalan terimi bulmanız lazım. İşte bu terim size neyi verecektir? Medyanı verecektir arkadaşlar. Şimdi terim sayısı çift olan sayı dizilerinde ortanca terim yoktur. O yüzden şunu yapacaksınız. Ortada bir terim kalmaz çünkü. O zaman diyeceksiniz ki en ortada kalan İki tane sayının ortalamasını alacaksınız. Aritmetik ortalaması grubun nesini verecektir? Medyanını verecektir. Bir veri grubunun medyanı bu veri grubunun bir terimi olmak zorunda değil. Ortalamada hani mesela ortalamasını aldığınızda atıyorum 3.5 çıktı. 3.5 terim olarak bu veri grubunda olmak zorunda değil. Medyan veri grubunun terim sayısı eşit olan iki gruba ayırıyor. Medyandan küçük olan sayıların oluşturduğu gruba alt grup. Büyük olan sayıların oluşturduğu gruba da üst grup diyerek işlem yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi diyorum ki ilk neyi yapacağım? Medyan bulurken sayıları küçükten büyüğe sıralayacağım. Yani küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıralayabilirsiniz. Benim bir tane 15'im var. O zaman diyorum ki 15'i yazdım. Sonra 15'i attım. 2 tane 18'im var arkadaşlar. 18'leri yazdım. Sonra küçük olarak bakıyorum 23'üm var bir tane. 23'ü yazdım. Sonra geldim 24'ü yazdım. 37 ve 41 yazdım. Kaç tane terim var elimde? 1, 2, 3, 6, 7 tane terim var. 7 nedir? Tek sayı. O zaman şöyle yapalım ortada terim olacaktır. Şimdi bakın 3 tane alt grupta var, 3 tane üst grupta var. 23 ne yaptı? Tam ortada kaldı. O zaman bu 23 sayısı nedir? Grubun medyanıdır arkadaşlar. Medyandan büyük sayıları biz ne diyorduk? Üst grup. Medyandan küçük olan sayıların oluşturduğu gruba ne diyorduk arkadaşlar? alt grup diyebiliyorduk. Evet bir diğer sorumuzda da arkadaşlar ne yapıyoruz şimdi? Yine küçükten büyüğe hemen sıralıyorum. 18 2 tane var. 2 tane 18'imi yazdım. Ama ondan önce ne vardı? Bir tane 15'imiz varmış arkadaşlar. Sonra ne yapıyorum? 23 yazıyorum. 24'ü yazıyorum. Ne gelecek? Sonra 37'im var. Ve sonra 41'im var. Bakıyorum burada 3, 6, 7 tane vardı. Burada da 3, 6, 7 tane oluştu. Şimdi 3 alt grup var. 3 3'te üst grup var. O zaman ortada ne kaldı arkadaşlar? 23 değeri kaldı diyebiliyorum bu soruda. Şimdi geldim 9. soruya. Sayı dizisinin ortanca değerini yani medyanını soruyor. O zaman diyorum ki en küçükten büyüğe tekrarla edenleri ve sıralayalım. 3 tane 1 var. O zaman dedim ki 1, 1, 1 olsun. Hemen birleri yoksaydım. Şimdi 3 tane değil bakıyorum 3 tane Ekim var. 1 2 3 tane Ekim var. Hemen onları da sildim. Kaç tane üçüm var arkadaşlar? 2 tane üçüm var. 1 2 yazdım. Sonra bir tane 4'üm ve bir tane 5'im var. Şimdi bakıyorum 3 6 9 10 tane değerim var. Şimdi arkadaşlar ortancayı bulmaya çalışalım ama 10 çift olduğu için ortancası çıkmayacak. Şimdi bakın ortancayı bulmak istiyorsanız İlk terim ve son terimi atın. Bunlar birer tane gitti. İki taraftan da birer terim atarak ortanca'ya ulaşabilecek miyim diye bakıyorum arkadaşlar. Şimdi bakıyorum ortada iki tane terim kaldı. O zaman bunları da atsam ortada terim kalmayacak. O zaman diyorum ki medyanı bulmak istiyorsam ortada kalan iki terimin aritmetik ortalamasını alacaksınız. Yani 2 artı 2 bölü 2'den 4 bölü 2'den cevabımız ne gelecektir? 2 bulunacaktır diyoruz. Evet bir sonraki sorumuzda arkadaşlar x pozitif tam sayı olmak üzere bize bir sayı dizisi verilmiş ve medyanın kaç olduğunu söylemiş arkadaşlar. 4 olduğunu söylemiş. x'in alabileceği değerlerin toplamını soruyor bize. Şimdi elimde kaç tane bu sayı dizisinde kaç tane terim var arkadaşlar? 6 tane terim var. O zaman diyorum ki 6 çizgi çektiğimi düşünün. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 6 nasıl bir sayıdır arkadaşlar? Çift sayı. O zaman biz medyanı eğer sayı dizisi çift adette bulunuyorsa medyanı bulurken şunu yapıyorduk ortada kalan iki terimi, ortadaki iki terimin toplamını yarısı bize medyanı veriyor. O zaman ben şunu diyeceğim. Ortadaki iki terimin toplamı 4 kere 2'den ne olmalı? 8. Hangi ikisinin toplamı 8 olacak arkadaşlar? 3 ve 5. O zaman diyorum ki 3 ve 5 tam ortada kalacak arkadaşlar. Peki 3 ve 5 ortada kalacaksa geri kalanları yerleştireyim. Şimdi küçükten büyüğe sıraladığım için Buraya sadece 8 ve 10 gelebilir 5'ten büyük olacakları için. Bakın 3 5 8 10'u yerleştirdim. Şimdi başka nasıl yerleştirme olabilir arkadaşlar? X en altta 2 burada olabilir. Şimdi bu artarak gideceği için arkadaşlar. X buradan ne alabilir? 1 alabilir ilk durumda. Ya da şöyle sıralanabilir arkadaşlar. 2'yi buraya attım. X'i buraya attım. Şimdi burada X'in alabileceği hangi değerler var? 2 ile aynı değeri alabilir arkadaşlar çünkü tekrar da edebilir. O zaman 2'yi alabilirim ben. 3'ü de alabilirim arkadaşlar. Ama 3'ten büyük bir değer alırsam, 4 alırsam 3'ten büyük olacağı için ortadakinin geçmesi gerekiyor. O zaman buradan da sadece 2 ve 3 alabiliyorum. O zaman diyorum ki bu değerlerin toplamı nedir? 5 bir daha 6 olacaktır arkadaşlar. Evet bir diğer sorumuz da arkadaşlar. Şimdi bize diyor ki bir sayı dizisi verilmiş ve medyanının kaç olduğunu vermiş. Medyanı 4'tür, modu 3'tür, aritmetik ortalaması medyanından küçüktür demiş. Şimdi hepsini ne yapalım? Bulalım tek tek. Doğru mu yanlış mı bakalım. Zaten bize küçükten büyüğe sıralamış. O zaman diyorum ki medyanı direkt bulabilirim. En ortadaki terime bakacaksınız. Kaç tane terim var arkadaşlar burada? 4, 8, 9 tane terim var. O zaman tek sayıdaysa 4 buradan, 4 buradan tam ortada ne kalacaktır? Ortada bir sayım kalacaktır. O zaman burada medyan kaçtır arkadaşlar? 4'tür. Moda bakın diyorsa mod neydi? En çok tekrar eden. En çok tekrar eden sayımız burada arkadaşlar gözüküyor. 3 3 3. Buradan 3 tane gelmiş. O zaman diyorum ki modum kaçtır? 3'tür. Şimdi ortalamayı bulalım. Ortalamayı bulurken arkadaşlar hepsini topluyorum. 9 11 kaç daha? 8 daha 19 29 6 daha 35 yaptı. 35'i 9'a bölersek arkadaşlar ne olacaktır? 3 küsür bir sayı olacaktır. 36 bölü 9, 4 olur. 3.9 gibi bir şey olacaktır. O zaman bu da doğru mu? Bakalım. Aritmetik ortalaması medyanından küçüktür. Medyanın 4'tü. Bu 3 küsür çıktı. O zaman bu da doğrudur diyorum. Cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? 1 ve 2 ve 3 olacaktır. Evet arkadaşlar. Bir diğer sorumuzda da şimdi bize bir tablo vermiş ve bu tabloda Yaşlar verilmiş ve bu yaşlara ait kişi sayılarının kaç olduğunu söylemiş. Bu veri grubuna göre arkadaşlar ortalama, mod ve medyanı bulacaksınız. Şimdi modu bulmak istiyorsam en çok hangi yaş grubunda kişi var buna bakmam lazım. Çünkü en çok tekrar edeni bulmam gerekiyor. Bakıyorum. Modu 8'dir diyor. Doğrudur neden arkadaşlar? Şimdi yaş gruplarına baktığımızda en fazla kişi sayısı nerede var? 8 yaşında var. O zaman diyorum ki en çok tekrardan kaçmış? 8 yaşmış diyebiliyorum. Şimdi medyanı bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? Bütün hepsini sıralamam lazım küçükten büyüğe. Şimdi yaşı 8 olan en küçük yaşlıdır. Kaç kişi var? 4 kişi var. O zaman 4 tane 8 yazıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane 10 yazıyorum. 2 tane 11 yazıyorum. 3 tane de arkadaşlar 12 yazıyorum. Kaç kişi var elimde? 4, 8. 9, 10 kişi var. O zaman diyorum ki ortada kalan iki terimin toplamı bana medyanı vermesi lazım. Şimdi bakın 4 buradan attık. 4 buradan attık. Ortada iki tane terim kaldı. Bunları toplamını buluyorum arkadaşlar. 21 bölü 2 gelecek medyan. O zaman 21 2'ye bölersek arkadaşlar ne olur? 10 buçuk olur. O zaman medyanımız kaçmış? 10 buçukmuş ama burada 11 demiş. Bu gitti. Aritmetik ortalamasının 10 olduğunu vermiş. Toplayın hepsini arkadaşlar. Ve kaça böleceksiniz? 10'a böleceksiniz. Hepsini toplayalım. Aritmetik ortalama eşittir. 4 tane 8'den 32 gelecek. 3 tane 12'den 36. 32 artı 36. Hemen yazıyorum. Artı 2 tane 11'den 22. Artı 10 bölü 10'a böleceğiz. Şimdi yukarıyı bir toplayalım arkadaşlar. Burası 68 yaptı. 2 daha 70, 90, 100 yaptı. 100'ü 10'a bölersek ne olacaktır arkadaşlar? Aritmetik ortalamamız 10 olacaktır. Yani cevabımız ne olacakmış? 1 ve 2 olacakmış. Evet arkadaşlar, bir diğer sorumuz da terimleri pozitif tam sayılarda oluşan en terimli bir sayı dizisinin modu 6, medyanı 4'tür. Buna göre n'nin en küçük değeri için yani burada terim sayısını en az tutmanız gerekiyor arkadaşlar ve bu dizinin aritmetik ortalaması en az kaç olur diye soruyor. Şimdi modu 6 olacağı için arkadaşlar şimdi bir ifadenin mod olabilmesi için en az 2 tane bulunması lazım. Diğer terimlerden farklı olabilmesi için. O zaman diyorum ki 6'dan 2 tane olsun. Medyanın 4'tür diyor. Şimdi ben buraya 4 yazsam arkadaşlar ortada 4 kalmasını istesem. E burada da iki tane terim olması lazım. Yani terim sayısının 5 olması lazım. Ama ben diyorum ki 4 terimli yapsam en az. Ne olabilir? Şimdi o zaman diyorum ki dört terimli olacaksa şuraya 2 yazsam şuraya bir yazsam. Şimdi arkadaşlar terim sayısı çift olunca ortadaki iki tanesinin toplamının medyanı vermesi, ortalamasının medyanını vermesi gerekiyordu. 2 ile 6'yı topla 8. 2'ye böl ortalamayı buldum 4. Yani medyanı verdi. O zaman bu veri grubunu ne için kullanabilirim? Ortalama için kullanabilirim arkadaşlar. O zaman diyorum ki aritmetik ortalamayı bulalım. 6, 6, 12, 13, 15 gelecek. 15'i 4'e bölersek arkadaşlar 3,75 değeri bulurum. Amacımız burada neydi? En az terim sayısı ile işlem yapmak. Çünkü neyin en küçük değerini soruyor. O zaman burada çift terimli olması gerekiyor. Ki ortalamasının medyanını vermesi gerekiyor. Dikkat etmemiz kural bu arkadaşlar. O zaman cevabımız ne olacak? 3.75 olacak diyebiliriz. Evet, bir diğer özelliğimiz arkadaşlar merkezi yayılım ölçüleri. Burada dikkat edeceğiz. Açıklık ve standart sapma. Açıklık dediğimiz şey arkadaşlar aralık ya da range olarak da size söylenebilir. Açıklık dediğimiz şey bir veri grubuna bakıyorum. En büyük değerle en küçük değer arasındaki fark bize neyi verecektir? Açıklığı verecektir. Yani ranjı verecektir. O zaman diyorum ki hemen bu veri grubundaki en büyük değer kaçmış? 19. En küçük değere bakıyorum. 3. 19'u çıkartırsam arkadaşlar açıklığım ne olacakmış? 16 olacakmış diyebilirim. Evet arkadaşlar, burada şimdi açıklığı bulmak istiyorsanız bu veri grubunda x değeri bilinmeyen. Şimdi bu x değerini bilmiyorum. Bunu bir en büyük alacaksınız arkadaşlar. Bir de en küçük olarak kabul etmeniz lazım. Şimdi x en büyük alındığında en büyük değerden en küçüğü çıkartıyorum arkadaşlar. En küçüğüm de nedir? 2. Bu farkın ne olmasını istemiş ben, benden? 14 olmasını istemiş. O zaman diyorum ki x eksi 2 14 ise x buradan ne gelebilir? 16 gelebilir en büyük. En küçüğü bulmak istiyorsam da arkadaşlar x'i en küçük kabul edersem burada bakıyorum en büyük değerim kaçmış? 15. O zaman en büyük değeri 15 yazdım. En küçük değeri x olarak aldım. Ve bu aradaki farkın açıklığın kaç olması istenmiş? 14. O zaman x'imin buradan kaç gelmesi lazım? 1. Bu ikisini toplarsak x toplamı buluruz. 16 bir daha ne olacaktır? 17 olacaktır diyebiliyoruz. Evet bir diğer sorumuz da arkadaşlar. Bir cep telefonu satıcısının haftanın 5 günü sattığı cep telefonlarının sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Şimdi bu tabloya göre tabloda verilen bu sayının aritmetik ortalamasının 9 olduğunu vermiş ve bu sayılarla oluşturulan veri grubunun açıklığını sormuş. Şimdi aritmetik ortalamadan yola çıkacağım ve önce neyi bulacağım? X'in değerini bulacağım. Ortalamayı nasıl hesaplıyordum? Hepsini toplayıp adede bölüyordum arkadaşlar. Şimdi normalde yaptığım işlem hepsini toplayalım. 2, 8 daha 10, 18, 28, 29 artı x bölü 5 gün var tablomuzda. O zaman bu oran neye eşit olacakmış? 9'a. O zaman diyorum ki 29 artı x 45'e eşitse arkadaşlar x buradan ne gelecek? 15'ten 9 çıktı. 6. 3'ten 2 çıktı. 1. x'ini bulduk. 16 bulduk. Açıklığı soruyor. Açıklık dediğimiz şey neydi? En büyük değer 16, en küçük değer 2. O zaman bu aradaki fark bize neyi verecektir? Açıklığı yani 14 cevabını verecektir. Evet, bir futbol takımında oynayan 7 futbolcunun bir sezon boyunca attıkları gol sayıları verilmiş ve bu sayılarla oluşturulan veri grubunun açıklığının 14 olduğunu söylemiş. Bakalım doğru mu? Açıklığı hemen bulalım. En büyük değerim 16. En küçük değerim 2. Aradaki fark nedir? 14. O zaman bu ifademiz doğru. Tepe değerinin 3 olduğunu söylemiş. Tepe değerini biliyorsam bu ne demekti? Mod değeri demekti. O zaman en fazla tekrar eden değerin 3 olması lazım. Bakıyorum 3'ten 2 tane var. Geri kalan hepsinden birer tane var. O zaman diyorum ki tepe değer yani mod değerim 3'tür. Bu da doğru. Şimdi ortalamayı bulacaksınız arkadaşlar. Ortalamayı 7 olarak vermiş. Bakalım doğru mu? Toplayalım hepsini. 2, 5, 7, 10, 19, 29, 6 daha 35, 46 ve 49 mu yaptı arkadaşlar? 49 yaptı. 7'ye böl. 49 bölü 7 nedir arkadaşlar? 7'ye eşittir. O zaman ortalamamızda ne gelecek? 7 gelecek. Bu da doğru. Ortanca değer nedir diyor. 5'tir diyor. Bakalım doğru mu? Bunun için ne yapacağız? Önce sıralayacağız. En küçükten en büyüğe kadar sıralıyorum. 2 tane 3 var. Bir tane 5 var. Sonra bir tane arkadaşlar ne var? 9, 11, 16 Bakıyorum 7 tane sayımız tamam. O zaman 7 tane olduğu için 3, 3 ayıracağım. Ortadaki terimi alacağım. Bakıyorum burası da 5. O zaman ortanca terimim de 5. Hepsi doğru. Yani 4 tane doğru cevabım var. Cevabımız Edirne olacak. Evet bir diğer kuralımız arkadaşlar standart sapma. Şimdi verilen aritmetik ortalamaya göre nasıl bir yayılım gösterdiğini belirlemek için standart sapma kullanılıyor. Standart sapma bulunurken 3 tane özelliğimiz var. 1. Öncelikle aritmetik ortalama bulunacak. Hatta kuralı anlatırken aşağıdaki sorumuzu çözelim. Öncelikle neyi buluyormuşum? Aritmetik ortalamayı buluyorum. Hepsini toplayıp 3'e böleceğim. 12 8 daha 20 24 mü? 24'ü kaça bölüyorum? 3'e bölüyorum. 8. Sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Standart sapmayı bulmaya geçerken her terimden ortalamayı çıkartıp karesini alıyorum. O zaman devam edelim. Her terimde ortalamayı çıkarttım. Yani hemen kalemi değiştirelim. Devam edelim. Karışmasın işlemler. 8 ile 4 arasındaki fark nedir arkadaşlar? 4'ten 8'i çıkarttım. Eksi 4. Eksi 4'ün karesini aldım. Artı 8'den 8'i çıkarttım. 0'ın karesi. Artı 12'den 8'i çıkarttım. 4'ün karesi. Bölü bulunan toplam ne yapılıyormuş? Veri sayısının 1 eksiğine bölünüyormuş. Veri sayısı 3, 1 eksiği nedir? 2. Ve bunun nesi alınıyormuş arkadaşlar? Karekök. İşte bu işlemin sonucunda biz neyi buluyoruz? Standart sapmayı. Kök içerisinde 4'ün karesi 16, 16, 16, 32 bölü 2 geldi arkadaşlar. Bu da nedir? Kök 16. Kök 16'nın cevabı nedir? 4. O zaman bu veri grubunun standart sapması ne olacaktır? 4. Ne oluyormuş standart sapma bulurken arkadaşlar? Hemen bakıyorum. Önce ortalama bulunuyor. Sonra her veri teriminden ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ortalamayı çıkartıp karesini alıyoruz ve topluyoruz. Sonra neye bölüyoruz? Terim sayısının bir eksiğine bölüp karekökünü alıyoruz. İşte bu yaptığımız işlemlerin sonunda biz neyi bulabiliyoruz? Standart sapmayı bulabiliyoruz. Evet arkadaşlar, bir veri grubunda standart sapma soruluyorsa ve bu veri grubunda her terim eşit ise arkadaşlar, o zaman diyorum ki normalde bulacak olsak bulalım. Aritmetik ortalamamız ne olacaktır? Hepsini topla 32. 32'yi neye böleceksiniz? 4'e böleceksiniz. Ortalamamız 8. Tüm terimlerden ne yapacağım? 8'e çıkaracağım arkadaşlar. Hepsinden ne gelecektir? 0. Şimdi hepsinden 0'ın karelerini topluyorum. Neye böleceğim? Veri sayısının bir eksiğine bölüp kare kökünü alacağım. E yukarısı sıfır olmadı mı? O zaman diyorum ki cevabımız ne olacak? Sıfır olacak. Arkadaşlar bir veri grubunda ne yapıyoruz? Ortalamayla bu veri grubundaki sayılar eşitse o zaman diyorum ki direkt standart sapmamız neye eşit olacak? Sıfıra eşit olacak diyebilirim. Evet bir sonraki sorumuzda diyor ki bize bir öğrenci bir dersten yıl içinde 5 tane sınava giriyor ve öğrencinin aldığı notlar belli. Bu notlara göre standart sapmayı hesaplayın diyor. Hemen bakıyoruz. Şimdi öncelikle ortalamayı bulmamız lazım arkadaşlar. Ortalamayı bulalım. 80 ile 80'i topladım. 160 yaptı. 72 72 daha 144 yaptı ve bir de 76'miz var. Kaça böleceğiz arkadaşlar bunu? 3 5'e bölmemiz lazım. Şimdi hemen düzenleyelim. 4, 6, 10, 0, 10'un 0'ı elde var. 1, 7, 4 nedir? 11, 6 daha. 17, 1 de elde vardı arkadaşlar. 18 gelecek. 1, 1, 2. Buraya da 3 yazdık. 380 bölü 5 geldi arkadaşlar. Evet bu işlemi yaparsak da buradan kaç gelecektir bizim aritmetik ortalamamız? 76 gelecektir. 380'i 5'e bölersek. Şimdi standart sapmayı bulmayı hesaplıyorum arkadaşlar her terimden ortalamayı çıkartacağım. 72'den 76 çıktı. Eksi 4. Eksi 4'ün karesi nedir? 16. 80'den çıkarttım. 4. 16 geldi yine karesini aldım. Diğer taraftan da 16 gelecek. Çünkü bir 80 daha var. 72'den dolayı yine 16 gelecek. 76'dan dolayı ne gelecek arkadaşlar? 0 gelecek karesini aldığımızda. Kaç terim vardı? 5 terim vardı. O zaman 1 eksiğini alıyorum. 4 ve en son kare kökünü alıyorum. Yukarıyı topladığımda arkadaşlar 4 tane yani 16 var. Aşağıda 4 var. 4'ler sadeleşti. Kök 16 gelir. Cevabımız ne olacaktır? 4 olacaktır. Evet arkadaşlar şimdi bize yukarıda 12. sınıfların bir sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalaması ve standart sapması verilmiş. Ve bu tabloya göre diyor ki 8. soruda en başarılı sınıfı bulun. 9. soruda da diyor ki bu puanların dağılımına göre arkadaşlar puanları birbirine daha yakın olan öğrencilerin olduğu sınıfı bulun. Şimdi en başarılı sınıf olması için ne olması gerekiyor? Öncelikle aritmetik ortalamasına bakarsınız. Ortalamasının en fazla olması lazım. En başarılı olması için. Bakıyorum o zaman 74'ü alamam. 72'yi alamam. Geri kalan hepsi nedir? 75. E şimdi 3 tane 75 var. Nasıl bakacaksınız arkadaşlar? Şuna göre bakacaksınız. Tamam ortalaması en yüksek ama standart sapma dediğim şey puan aralıklarının çok değişmesi ya da az değişmesidir arkadaşlar. Şimdi aritmetik ortalamalar eşitse en başarılıyı bulmak istiyorsanız arkadaşlar standart sapmanın en küçük yani puan aralıklarının çok küçük olması lazım başarılı olması için. O zaman diyorum ki bu 3 sınıfta yani A, D ve E sınıfında en az standart sapmaya sahip ne vardır? 2 vardır. O da hangi sınıftadır? 12D. O zaman bu tabloya göre en başarılı sınıf hangisi çıktı arkadaşlar? 12D sınıfı çıkmış oldu. Peki diyor ki bize bu sınavda alınan puanların dağılımına göre dağılım diyorsa arkadaşlar direkt neye bakacaksınız? Standart sapmanın birbirine daha yakın olduğunu soruyorsa da o zaman standart sapmanın en küçük olduğu değere bakmanız lazım her tabloya baktık. Her sınıfa baktığımızda standart sapma en küçük hangi sınıfta arkadaşlar? O zaman diyorum ki 1 olan sınıfta ya yani o da hangi sınıftır? 12 C sınıfıdır diyebiliyoruz arkadaşlar. Evet bir diğer sorumuz da arkadaşlar sayı dizisi için hangisi yanlıştır diye sormuş bize. Diyoruz ki şimdi açıklığı 8'dir. Bakıyorum açıklığı bulmak için ne yapacağız dedik. En yüksek değer 20 en küçüğü 12 farkı nedir 8 o zaman bu doğrudur arkadaşlar. Medyanı 16'dır diyor. Bakıyorum 5 terimli 3. terim medyandır. Tam ortada bulunduğu için o zaman 16'dır. Bu da doğru. Tepe değeri yoktur diyor. Yani modu soruyor. En çok tekrar edene bakıyorum. Hepsinden birer tane varsa arkadaşlar. Diyorum ki tepe değeri yani modu yoktur. Tekrar eden yok çünkü. Aritmetik ortalamayı bulacağız. Şimdi aritmetik ortalamayı gelin bulalım. Aritmetik ortalama arkadaşlar. Bulunuyor. Hepsini toplayacağım şimdi. 26, 36, 42, 50, 60, 80 mi geldi? 80'i kaça böleceğim arkadaşlar? 5'e böleceğim. 80 bölü 5'ten ne gelecek? 16 gelecek. O zaman bu da doğruymuş. Şimdi standart sapmayı bulurken ne yapıyorduk? Bütün terimlerden aritmetik ortalamayı çıkartıp karelerini alıyorum. 12'den 16'yı çıkarttık. Eksi 4. Eksi 4'ün karesi nedir? 16. 14'den 16 çıkart. Eksi 2. Eksi 2'nin karesi nedir arkadaşlar? 4. 16'lardan ne gelecek? 0 gelecek. 18'de 16'yı çıkarttım. 2'nin karesinden 4. 20'den 16'yı çıkarttım. 4. 4'ün karesinde 16. Şimdi arkadaşlar 5 terim vardı elimde. Ne yapacağız? 1 eksiğini alacağız. Yani 4'e bölüp kare kökünü alacağız. Hepsini toplayalım. 16, 16, 32. 8 daha 40. 40 bölü 4 nedir arkadaşlar? 40 bölü 4 10'dur. Ve cevabımız ne olacakmış? Kök 10. Ama bize demiş ki standart sapması 2'dir. Yani yanlış olan seçeneğimiz ne olacaktır? E şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar bir diğer sorumuzda ABC pozitif gerçek sayılarının diyor bize standart sapmasının 2 olduğunu vermiş. Şimdi standart sapmayı biz nasıl buluyorduk arkadaşlar? Standart sapma. Karekök içerisinde veri sayısının kaçta kaçını bölüyorduk arkadaşlar? 3'ten 1'i çıkart. Veri sayısının 1 eksiğine bölüyorduk. 2 eşittir. Buradaki sonucun ne gelmesi gerekiyormuş? 2 gelmesi gerekiyormuş arkadaşlar. Şimdi bu kare köklü ifadenin 2 gelmesi için yukarıdaki ifadede yani yukarıdaki ifadenin neydi arkadaşlar? Şimdi her terimden standart aritmetik ortalama değerini çıkartıp aradaki farkların karelerini topladım. Yani buranın ne gelmesi lazım? 8 gelmesi lazım. Şimdi yukarıyı 8 getirebilen burada aslında deneme yanılma yapmamız gerekiyor birazcık. O zaman diyorum ki şimdi ben rastgele buradaki 1, 3 ve 5 değerlerini alsam standart sapmam gerçekten 2 geliyor mu onu kontrol edeceğim arkadaşlar. Şimdi standart sapmayı bulmak için ortalamayı alalım. Sayıları topla 9, 3'e böldük. Ortalamamız kaç geldi? 3 geldi. Şimdi standart sapma formülünü uygulayalım arkadaşlar. Terimlerden 3'ü çıkartıyorum. Eksi 2'nin karesinden 4. 3'ün kare 3 üç eksi 3'ten 0 geldi. 5 eksi 3'ten ne geldi arkadaşlar? 2 karesini aldım. 4 geldi. Bölü 2. Burası da gerçekten 2'yi verdi mi? Verdi. O zaman buradaki 1, 3, 5 değerleri bizim sorumuzda sağladı. Şimdi 5A, 5B ve 5C'yi bulacağız. 5A dediğim şey arkadaşlar 5'tir. 5B dediğim şey 5 katını aldım. 15 5C dediğim şey de nedir? 25. Şimdi standart sapmayı bulmak için önce ortalamayı hesaplıyorum. Toplayın 3'e bölün. 25, 40, 45 geldi. 3'e böldüğümüzde ne geldi arkadaşlar? 15 geldi Arkadaşlar şimdi burada da hemen şunu yapıyorum 15 geliyorsa Arkadaşlar şimdi standart satmayı bulmak için tek tek ne yapacaksınız farklarının karesini alacaksınız. 5'ten 15 çıktı eksi 10 eksi 10'un karesi nedir 100'dür arkadaşlar 15'ler gitti sıfırlandı 25'ten 15 çıktı 10 onun karesi nedir 100'dür arkadaşlar bölüm 3'ten 1'i çıkarttık 2 100 100 200 202'ye böl kök 100 o zaman cevabımız ne gelecektir? Standart sapma cevabımız 10 gelecektir diyebiliriz. Evet arkadaşlar, veri konusuyla alakalı son sorumuzu çözüyoruz. Aynı sınıfta okuyan 5 öğrencinin matematik dersinin sınavından almış oldukları puanlar aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. Şimdi burada hangi öğrencinin aldığı puanların standart sapması en düşüktür diyor. Şimdi arkadaşlar burada tek tek hepsinin standart sapmasını hesaplamak nedir? Biraz zordur. Ama bize diyor ki standart sapmasının düşük olması demek aslında bu tarz var şunu yapın demek arkadaşlar. Standart sapmanın düşük olması riskin en az olmasıdır. Dolayısıyla riskin en az olması için de açıklığın en az olması lazım. Yani açıklığın en az olması için de arkadaşlar bu aldıkları sınav puanının ne olması lazım? Birbirine yakın sayılar. En yakın değerlere bakmam lazım. Çünkü o zaman şimdi diyorum ki hepsi için açıklık. Şimdi burada Cemre için 65 ile 67'dir açıklık değerim. Aradaki fark nedir? 2. Aleyna için nedir? 4. Emre için nedir? 99'dan 85'i çıkartıyorum. 14. Kübra için nedir? 70'ten 40'ı çıkartıyorum arkadaşlar açıklığım 30 olacak. Gül için nedir arkadaşlar? 99'dan 15'i çıkartacağım. 84 olacak. Açıklığı en az olan hangisi oldu? 2 oldu. O zaman Cemre nedir? Standart sapması en düşük öğrencimizdir arkadaşlar. Evet bir sonraki videomuzda arkadaşlar grafik çeşitlerinden bahsedeceğim. Ve böylelikle TET konularını bitirmiş olacağız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.